Bizde roman okumak falan yasaktı. Ailemiz okutmazdı. Çünkü bize sıkıntı vereceğini veya ahlakımızın bozulacağını sanıyorduk. Onun için buldular mı yırtarlardı. Ha biz gece oda ayrı olunca herkes yattıktan sonra gece lambasının küçük ampuller vardı. Onun altına durdum, onun altında kurdum ben. Hiç kopmadım, devam ettim. Diye bir alışkanlık olunca yani onun yokluğunu çekiyorsun yani. Duramıyorsun. Şimdi de duramıyorum. Gidiyorum, alıyorum, yeni alırım. Vallahi işte geziyorum. Veya şeyler, kapıcılar, mapıcılar çağırıyor. İşte gidiyorum, bakıyorum, içinden seçiyorum. Eskisi gibi şimdi biz başladığımızda benim oğlanın bir şeyi yoktu zaten, şey olarak. Beni aylıkla bu hale getirdik biz. Emekli aylığımla getirdim ben bu olayı. Ya değilse böyle hem de bisikletle toplayarak, anladınız mı? Abi gidiyorsun işte hurdacı geziyorsun. Ondan sonra bir de tabii pazarları geziyorsun. Bit pazarlarını. Eskisi şimdi yok. Şimdi kitap falan bulamam. Yok yani. Onları geziyorsun. Çünkü bazen çağırıyorlar kapıcılar. Bodrumlardan alıyorsun, çatı katlarından alıyorsun. Benim birikimim kitaptır. Dolar değil. Benim birikimim kitap. Yani ben dolardır, altındır birikimim yok. Ama kitap birikimim var. Benim aldığım yani aylığımın birikimi kitaba gider. Bu nasıl insanlar bazı şeylere çok önem verirse, benim de önem verdiğim en çok bodrumlara da girmeme, çatılara da tozların içine girmeme, çiğlere girmeme, bu sevdiğim için, kitap şeyi olduğu için, benim bu hastalığım olduğu için böyle yani ki dolanmam kitap üzerine. Tozluğun toprağın içinden çıkarttığımızı biz yeniden tamirat yapıp veya rutubetini alıp kuru yerleri yani çıkartmamız. Yani bu kitabı tekrar yani piyasaya değerlendir. Çünkü çoğunun baskısı yok şu anda. Kitapların çoğunun baskısı yok.